Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, dün yitirdiğimiz Kocaeli milletvekilimiz Hasan Bilmez'e Allah'tan rahmet, ailesine ve Saadet Partisi camiasına başsağlığı diliyorum. Ticaret Bakanlığı bütçesi üzerine söz almış bulunmaktayım. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. Benim bu bakanlık bütçesi üzerine 6. konuşmam. 6 konuşmadır maalesef ben aynı şeyleri söylüyorum. Değişen hiçbir şey yok. Sadece ben mi, Sayıştay 8 yıldır aynı bulguları tekrarlıyor. Değişen bir şey yok. 9. senede de aynı şeyi tekrarlayacak. Sanırım ben de 7. senede bunları tekrarlayacağım. Geçtiğimiz günlerde Sayın Bakan ihracat verilerini açıkladı. Ondan bir önceki bakan gibi iri rakamlarla açıklıyor. İri rakamlarla büyük ihracat rakamları açıklamak keyifli olsa gerek. Fakat ithalat rakamlarını da bir açıklamak lazım. Dış ticaret açığını da ortaya koymak lazım. Geçtiğimiz dönemde Türkiye bu bölgenin Çin'i olacak demiştik. İhracatla kalkınacak demiştik. Bu model maalesef ihracat kilogram başına 1.10 satışla 1.50 satış arasında değişen rakamlarla çuvallamış durumda. Bugün bizim ihracat için arkadaşlarımın da bahsettiği gibi yeni bir yol arayışına ihtiyacımız var. Bunu da iki şekilde özetleyebiliriz. Bizim ihracatımızdaki ileri teknoloji ürünlerinin ihracattaki payını arttırmak, en azından %20'lere kadar çıkartabilirsek, bir de bu eşsiz coğrafyada alternatif ürünlerimiz çok fazla. Bu ürünleri değerinde ve katma değerli satabilirsek ihracatımızı 3 dolarların üzerine çıkartmış oluruz. Bu hükümet dış ticarette maalesef bazı şeyler yapmaya, garip uygulamalar yapmaya devam ediyor. Mesela bizim kumaş ithalatımızın büyük bir çoğu ihracatta kullanılmak üzere ithal edilir. Biz vergiden vergi alan bir ülkeyken bugün verginin vergisinin vergisini alan bir hükümet haline, ülke haline döndük. Çünkü çıkarttığımız çok gizli genelgelerle maalesef Avrupa bölgesinden ithal ettiğimiz kumaşlarda bir yıl kadar bu kumaşların vergilerini bir yıllık bir teminata bağlıyoruz. Avrupa artık bizden bıktı Sayın Bakanım. Bunlara cevap vermiyor ve bu ithalatçıların maalesef teminatlarını irat kaydediyorsunuz. İhracata bu şekilde zarar veriyorsunuz. Yine değerli arkadaşlar, dış ticarette koruma önlemleri çerçevesinde gözetim uygulaması var. Her ülkenin hakkıdır bu. Bizim de hakkımız. Fakat buradan doğan KDV'leri indirger ya da iade ederiz. Bunu da ortadan kaldırarak yine verginin vergisinin vergisini almaya devam eden bir iktidar haline geldik. Evet. Bizim çok köklü kurumlarımız var gümrükte. Örneğin muhafaza teşkilatı, gümrük muhafaza teşkilatı çok eskiye dayanır geçmişi. 1859'da ilk tahminnamesi çıkmış. Sonu ise 2018'de bir sayılı Cumhurbaşkanı kararıyla 451. maddesinde görev ve sorumlulukları tanımlanmış. Fakat bugün geldiğimiz noktada bu köklü kurum neyi eksik yaptı, neyi hatalı yaptı da itibarsızlaştırılıyor? Ya da eksiğini ve gediğini giderecek bir bakanlık yok mu etrafımızda? Cumhurbaşkanlığı kararlarına aykırı olarak biz oralarda, gümrüklü sahalarda sadece gümrük muhafaza memurları görev yapması gerekirken biz oraya polisleri dahil ettik. Sayın Bakan, bunların itibar kayıplarının gereğini bir an evvel yerine getirmezseniz eğer devletin dinamikleriyle oynamış olacaksınız. Bu köklü kurumu da itibarsızlaşmaya devam edeceksiniz. Gümrük memurlarının sorunları sadece bunlar değil. 657 sayılı devlet memurları kanuna aykırı olarak çıkarttığınız yönetmeliklerle, tayin yönetmelikleriyle bunların aile bütünlükleri hala tehdit altında. Yine bunların fazla çalışma ücretlerini gelir vergisi matrahına dahil ederek ilk 9. aydan itibaren %27'lik gelir kesintisine sebep oluyorsunuz. Birçok sorunları var ama zamanımız yeterli değil. Bir de gümrük müşavirlerinin problemleri var. Onları tekrarladım. Oda ve birlik konusu maalesef odalar ve borsalar birliğine takılmaya devam ediyor. Bunların ruhsatname problemleri var. Kabahatler kanunundan sebep 2 kere ceza ödeme durumları var. Bir de hiçbir meslek erbabına uygun görülmeyen, reva görülmeyen bu uygulama gümrük müşavir ve müşavir yardımcılarına uygulanıyor. Bu da nedir? Sadece ömürlerinde 3 defa sınava girebiliyorlar. Bir 4. hakları yok. Bunun ortadan kaldırılması için kanun teklifi verdim. Fakat bugüne kadar gelmedi. Bu bir insanlık suçu gibi. Bütün bir ömürlerini 3 sınava endeksliyoruz bu insanların. Doğru değil. Konuşmamın sonunda bir gümrük müşavir yardımcısı arkadaşımın mesajı
Buyur. Diyor ki neden yazdığımı bilmiyorum ama sesimiz olursunuz. Ben şiddet mağduru bir anneyim. Bir yıl boyunca hem çocuklarıma hem de sınava hazırlandım. Ama her sene olduğu gibi bu sene de farklı bir kurumdan sebep konuyla alakasız sorularla, yanlış sorularla sınava girdik. Bir hakkımı daha kaybettim. Değerli kardeşim sesin oldum. Umarım duyarlar. Saygılar sunuyorum. Konuş Bey buyurun.